Değerli Sakaryalılar ve Sakarya'da yaşayan güzel insanlar. Biliyorsunuz bu pandemi dolayısıyla kusura bakmayın, ben maskemi indirerek konuşmak zorundayım. Sesim size daha rahat gelsin diye. Pandemi dolayısıyla en büyük zararı gören başta lokantalar, berberler, çaycılar ama büyükten de büyük Everest Dağı gibi zarar gören pazarcılar oldu. Neden pazarcılar? Çünkü hep onlar göz önündeler. Haftanın her günü pazarlara çıkıp bu soğuklarda, bu ayazlarda, bu yağmurlarda, bu çamurlarda ekmek paralarını kazanmak zorundalar. Bakmak zorunda oldukları bir aileleri var. Ödeme zorunda oldukları paraları var. Kiraları var. Var oğlu var. Ha nedir? Hemen pazarlar kapansın. Pazarlarda şu önlem alınsın, böyle alınsın. Zaten pazarcı önlemini alıyor. Maskesi var. Hijyense girişte hijyeni var. Adam bak yumurta tezgahının önünde müşterisine halı sermiş. Yani bu kadar duyarlı insanları ezmeye hiç kimsenin hakkı yok. Ha şimdi kızacaklar bana marketçiler ama peki marketlere bu korona girmiyor mu ya? Pazar günü pazarcı, cumartesi günü pazarlar kapalı. Pazar günü pazarlar kapalı, marketler açık. Nerede? 10'dan 5'e kadar açık. İşi olan da giriyor markete, işi olmayan da giriyor markete. Marketi bahane edip sokağa çıkan da çıkıyor sokağa. Yani bu şekilde önlenemez. Bu şekilde engellenemez. Bunu insanoğlu kendisi düşünecek. Bu hastalık var. Ben maskemi takacağım. Böyle gezeceğim diyecek. Onun için ne olur pazarcıların üzerine artık bu kadar gitmeyin. Bu insanların sesine kulak verin. Bakın yarın bir gün seçimler yaklaşıyor. Bu insanların oylarıyla oradasınız siz. Bu insanların sizlere verdikleri oylarla oradasınız. Ama bu insanlara verdikleriniz sözü tutun. Bu insanları yabana atmayın. Çünkü azımsanmayacak bir sayıları var sandıkta. Bu size ama eksi ama artı dönecek. Ama eksi dönmemesini istiyorsanız bu pazarcının sesine kulak verin. Bakalım kimler neler söyleyecek. Perşembe günü Ozanlar semtinde kurulan Perşembe Halk Pazarı'ndayız. Karşılaştığınız en büyük güçlük ne? Nedir beklentileriniz? Burada hiçbir güçlük yok. Burası açık hava. Açık havada hiçbir şey olmaz. Pazarlarda hiçbir sıkıntı yok. Marketler daha tehlikeli. Bizden daha tehlikeli yani. Evet. Burası çok çok daha iyi yani. Sonra bizim yani derneğimiz zaten güvenliğimizi her şeyimizi alıyor yani. Maskesiz kimse alışveriş yapmıyor. Gayet iyi yani. Pazarları kapatlar eyvallah. Ancak marketler açık. Ona da eyvallah. Ama bu pazarcının günahı ne Aydın? Kurgay abicim bizde her şey meydanda. Hep açıkız. Her taraf açık Kurgay abi. Virüs yok. Yok. Yok Kurgay abi. Virüs yok Kurgay abicim. Ama niye böyle oldu Kurgay abi? Anlamadım Kurgay abi. Yani, zaten kimse bir şey anlamıyor ki. Anlamadım Kurgay abi. Yani. Ya. Marketler açık. Pazar kapalı. Günah keçisi pazarcı mı seçiliyor yani? Günah keçisi pazarcı mı seçiliyor yani? Yani ne diyeyim yani Turgay abi anlamadım ya. Bizim günahımız ne Turgay abi? Tertemiz bir hava. Bakın buyurun. Ferah. Bakın abi şey, ya. Malzemeler ucuz. Buyurun abi. Ya. 1,5. 1 lira soğan. Ya. Lira. Ne artık Turgay abi Turgay abi? Evet afyon 2 lira. Afyon patatesi 2 lira. Ve kaymak gibi de bir patates evet, yani. 2 lira afyon patatesi. Evet, Sebzeciler Pazarcılar Odası yani. Başkanı Sayın Muzaffer Kabacan'a titizliğinden dolayı ve ekibine ve yardımcısına çok teşekkür ediyoruz. Son sözleri sizden alalım. Bizim pazarlarımız güvenlidir. Kesinlikle bizde korona diye bir şey olmaz. Biz her türlü hijyene, her şeye uyuyoruz. Lütfen yani marketlerle pazarları bir tutmasınlar. Marketler 200 metre yer, 300 metre kare yerler. Bizim yerimiz 6 dönüm yer. Daha küçük olanlar var. Evet. Yani 6 dönüm yerde market bir olur mu? Lütfen yani cumartesi günü açsınlar artık yeter. Cumartesi günü Vali Bey'den rica ediyoruz. Vali Bey'den rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Belediye Başkanımızdan rica ediyoruz. Vali Bey'den rica ediyoruz. Bizi hiç bir kol görmesinler. Bakın Perşembe günleri kurulan Ozanlar Semtindeki Halk Pazarı'nda balıklar günlük ve taze. Bu çok güzel bir şey ve fiyatları da gerçekten çok ama çok uygun bugün. Bakın mesela benim şurada gördüğüm barbun 90 liraya gördüğüm barbun fiyatı 50 lira burada. Bu çok harikulade. Çinekop 65. Çinekop da uygun. 90 lira her yerde 65. İstavrit 50 lira 35. Fiyatları hep balış fiyatları bunları. Uygun. Toptan fiyatı parakende satış. Kurallara da uyuyorsunuz. Tabii devamlı. Ha. Devamlı. Önce emniyet sonra hareket. Eyvallah. Sizler gördüğünüz gibi hani müşteri kızıştırmak gibi olmasın ama yemin ediyorum bu çileğin aynısını marketlerde 20 liraya gördüm ben. Bakın pazarda yarım kilo değil ha. Kilosu 10 lira yani bir kilosu 10 lira çileğin ve de çok nefis ve leziz bir çilek. Sevgili dostum bu boyuna kapanmalarla yüz yüze kalıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Diyecek bir şeyimiz yok abi. Bir şey yapılıyorsa karşılıklı yapılması lazım. Eşit davranılması lazım. Bugün pazarlara eskort soruyorlar. Marketlere de eskort soruyorlar.
biz eskos olmasından yana değiliz. Bizi kapatmalarından şey dediniz, ilk bu illeti bulacaksak yapsınlar. Hepsinin arkasındayız. Ama herkese eşit bir kefeye sokmaları lazım. Bravo. Bize farklı, karşı tarafa farklı davranılmaması lazım. Ben kendim markete gidiyorum, ana baba günü. Ama pazara girdiğim zaman benden eskot soruyorlar. Markete de sorun. Evet. Polisimiz, jandarmamız, devletimizin önde gelenleri herkes pazarda. Marketlerde niye değil? Marketlerin niye kovuluyor? Evet. Seyirciler, çekimlerimizin sonuna geldiğimiz şu sırada gerçekten pazar yerinde hava ve ortam çok müsait. Mesafeler korunmuş, maskeler takılmış. Sevgili İsmail abim, çok güzel dalda domatesin 5 lira galiba kilosu, evet, doğru mu? Doğru. Neler diyeceksin? 7 lira ve pazar yerimizde koronanın olmayacağını hep birlikte biliyoruz. Bunu bilerek marketleri açık bırakıp da pazarcıların günahı nedir? Ben bunu tahmin edemiyorum. Marketlerde mesafe kurallarına uymuyorlar, bir. Orada görüyoruz hep üst üste olduğunu ve burada kurallara uyarak müşterilerimize hizmet etmekteyiz. Bizim günahımız ne? Anavrayanlarında elde seçme yapıyorlar. Şimdi burada değerli izleyiciler, bir de güzel olan bir şey ne biliyor musunuz? Mesela domates aldı vatandaş, atıyorum 3 kilo aldı. 3 kilosu ne tuttu? 10 lira. 35 kuruş, 10 lira 150 kuruş, 10 lira esnaf 10 lira alıyor. Yani o marketlerdeki kuruşu kuruşuna parayı almıyor. Almadığı gibi paranın üstünü de vermiyor market yani. 5 kuruş kalıyor onda, 10 kuruş kalıyor onda. Milyonlarca 5 kuruş, 10 kuruş ne oluyor? Cebine, yan cebine kalıyor. Hiç kimse de kızmasın yani, kusura bakmasın. Kimse faturalarını kontrol etmiyor. Yani. En aşağı 20 lira, 25 lira farklı olanlar var. Etiketler farklı, fiyatlar farklı. İşte demin farklı. Çileği gördük, markette 20 liralık çilek 10 liraydı. Aynı çilek. Aynı çilek. Bizde 10 lira. Ya. Evet. Aynı çilek. Markette 20 lira. Aynı çilek. 15 lira. Ya.